Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sayfa şeyde bu derste yine bu paragraf biçimlendirmeleri, sayfa biçimlendirmeleri ile ilgili şeylere devam edelim. Mesela dikkat ederseniz metinler iki yana yaslı çıkıyor biz derlediğimizde. Standart olarak ayar bu şekilde. Ama bazı paragrafları sola, bazı paragrafları sağa yaslamak isteyebilirsiniz. Onu nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Şöyle mesela bu sayfada deneyelim. Begin. Flash. Right diyelim bakalım ne oluyor. Şu lipsamı şuraya koyayım. Bu flash right'ın içine koyayım derleyelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu 3, 4, 3 ve 4. paragraflar nedir? Sağa yaslı çıktı. Mesela şiir yazılıyor. Şiirin sonlarını bir hizaya, başlarını bu şekilde farklı olsun istiyorsunuz. Böyle bir şey yapılabilir. Aynı şey flash left de var. Bu durumda da tahmin edersiniz zaten bunda da sola yaslıyor. Flash left yaparsak, flash right'ı silelim şuradan. Bunu buradan alalım yine. İçine koyalım. Flash left yaptığımızda da derleyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer nedir? Metni sola yasladı. Soldan hizaladı. Plain normal iki yana yasla demek. Yani bunu plain yaparsak ve derlersek standart gördüğünüz gibi eski haline döndü. Yani burada da yine 3 durum var. Center da var. Aslında onu geçen ders söylemiştim. Geçen hafta nedir? Center da aslında bu şeyin bir parçası. Ortalamak istersek nedir? Bu da ortalamak için yapılan durum. Burada da bu şekilde bir biçimlendirme yapıyor. Yani flash left, flash right, center, plane bu yaslamalar için, satır yaslamaları için kullanabileceğiniz komutlar. Yani onu da şuraya yazayım. Flash left diyelim mesela. Şunu da flash left yapayım. Bu da değişik olarak nedir? Gözümüzün önünde dursun. Bu şekilde sola yassı metinler oluşturmak mümkün. Şimdi biraz da section'lardan yani bölümlerden bahsedelim. İsterseniz şey yapabiliyorsunuz. Metinlerde section'lar oluşturabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bunu center yapmayayım. Mesela giriş bir section olsun. Giriş section'ı onu şunun içine yazayım. Ve derleyeyim. Bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha uzaktan bakalım metne. Koyu renkli, büyük fontlu ve numaralı bir şey yaptı. Biçimlendirme yaptı. Bu tarafa geliyorum. Bu şekilde böyle metin devam ediyor. Şimdi devam ettirelim. Mesela buraya da bir section koyalım. Section. Yani bu kitap bölümleri gibi işte aynı. İçindekiler. Derledim. Şimdi bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi iki içindekiler.
Şu yeni metnin başına da bir şeyler yazalım. Mesela yine section olsun. Buna da ön söz diyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3. bölümde ön söz oldu. Dikkat ederseniz burada ben numara vermiyorum. Kendisi otomatik neyse onu veriyor. Ve mesela şu kısmı burada yeni sayfa alalım. Devamı da işte ne olsun? Şuraya neredeydi bu? Şöyle yeni bir bölüm diyelim. Bu da subsection olsun. Değişiklik. Alt bölüm açıklama mesela. Şöyle bir şey diyeyim. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi burası ön söz. Yani üçüncü bölüm ön söz diye. Şurada section. Subsection dediğinizde o bölümün alt bölümü oluyor. Yani bunu başka bir bölüm içinde yaparsanız o kendi içindeki bölümün alt bölümü olarak numaralandıracak. Mesela İçindekilerin hemen altına yeni bir subsection ekleyeyim. Mesela ilk bölüm falan diyeyim. Neyse. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu sefer 2-1 dedi. Yani ikinci bölümün içindeki alt bölüme kendisi 2-1 numarasını verdi. Bir tane daha yaparsak mesela yine bir subsection ikinci bölüm diyeyim. Derleyelim. Gördüğünüz gibi 2-2 diye devam ediyor vesaire. Bunun altında yani şunları hafif şöyle içeri yapmak daha güzel olabilir belki. Yani bu section'ın alt section'ları gibi. Ve bunun da altında yine sub section yapabilirsiniz. İkinci bölüm açıklama falan diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi bunu 2-2-1 yaptı artık. Yani 2-2 bölümünün alt bölümü. Bu şekilde devam ettirmek mümkün. Ama tabii 3'ten fazla numara vermek pek şey değil. Yani daha da ilerletmek çok da anlamlı görünmüyor. 3 numaraya kadar belki güzel ama bundan sonrası pek hoş görünmeyebilir. Şimdi bu tarafa bakarsak 3 var. Sonra 3-1 bölümü var. O böyle devam ediyor gibi. Şekilde ayarlamalar yapmak mümkün. İsterseniz mesela giriş bölümüne numara vermesin diyelim. Ona section yıldız yapalım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi hani bu özel bir bölüm. Kitabın içine dahil değil. Nedir? Dışarıda kalması gereken bir bölüm. Ana metni numaralandırmak istiyorum. Ondan önceki bazı giriş başlıklarını numaralandırmak istemiyorum derseniz o zaman yıldızlı şekilde kullanıyorsunuz. Yani section yıldız derseniz onu bu şekilde numarasız olarak kullanacaktır. Sonra bakalım gördüğünüz gibi içindekilere 1 dedi ve onun alt bölümleri 1-1, 1-2, 1-2-1 gibi gidiyor. Ve sonra ikinci bölüm oldu bu ön söz. Onun alt bölümü 2-1 oldu. Yani bu numaralandırma işini
tamamen kendisi hallediyor. Nedir? Eğer section yıldız dediyseniz o şeyi numaralandırmadan geçiyor. Öbürlerini kendi içinde uygun şekilde ayarlıyor. Şimdi bu şekilde yaptığımızda burada değişik sayfa stilleri kullanmak da mümkün. Yani sayfa numaralandırmaları için fancy header diye bir şey var. Onu da göstereyim. Use package fancy header diye bir paket var. Bu paketi kullandığınızda mesela şurada page style fancy diyelim ve mesela şimdi bir derleyelim bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi nedir? Kitaplarda belki görmüşsünüzdür bu stili. Nedir? Şurada yukarıda o section'ın isimlerini buraya yazdı. Burada gördüğünüz gibi 3 diyor ön söz. İşte ön söz. Section'ın ismini yazıyor. Şuraya gördüğünüz gibi subsection'ı yazıyor. Subsection varsa. Dolayısıyla bu şekilde biraz daha süslü bir tarzı var. İsterseniz buraya aşağıya, yukarıya başka şeyler de yazmanız mümkün sayfa için. Mesela şöyle bakalım. Layfoot diyeyim. Şu komutu da kullanmış olayım. Bu LaTeX komutu yani metne LaTeX yazmak için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi alt kısma Layfoot dediğim yani footnote kısmı şuraya footnote kısmına LaTeX yazıyor. Onu yaklaştırayım isterseniz. LaTeX'in özel bir yazılışı var. Onu da şu komutla yapıyorsunuz. İsterseniz şeye mesela refoot'a da yani right foot'a da text yazalım. Derleyelim bakalım. İşte bu tarafta da gördüğünüz gibi text yazıyor şimdi. Tek yazıyor. Onun da yazılışı özel olduğu için bu ikisi için komut var. Yani LaTeX ya da tek yazmak istiyorsanız özel olarak bu şurada içeride yazdığım komutları kullanıyorsunuz. Tabii bunu her sayfanın alt sağ soluna yaz diye işte left foot sol taraf footnote kısmı yani alt not işte dipnot kısmı. Şöyle uzaktan bakalım isterseniz nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi sayfanın altında böyle şeyler yazıyor. Mesela işte LaTeX ile programlama ya da metin yazma diyelim. Derleyelim. Bakalım gördüğünüz gibi. Yaklaştırayım şurada bir boşluk yapalım. Burada bir şey yaptım gördüğünüz gibi. Tek başına slash arkasından boşluk yaparsanız iki kelime arasında boşluk verir. İsterseniz bunu M diye verebilirsiniz.
Bakalım. Ha, emphasize yaptı. Olmuyor. Neyse, şimdi onu karıştırmayayım. Şu şekilde yapalım. Yani iki şey arasında, kelime arasında biraz daha boşluk vermesini istiyorsanız şu şekilde tek slash kullanmak mümkün. İşte mesela bu tarafa mat 218 falan yazdım diyelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada 218 yazıyor metinde. Şöyle uzaktan bakarsanız her sayfanın altına gördüğünüz gibi benim o açıklama, yani left foot, right foot'ta yazdığım şeyleri yazıyor bu şekilde. Fonseader yaptığımız için de şeylere nedir? Üst taraflara da section isimlerini veriyor. Ama bu olmak zorunda değil. Hani isterseniz üstlere de kendi istediğiniz şeyleri yazdırabilirsiniz. O da ne olacak? Mesela lehet derseniz üst sol tarafa yazmış olacağız bir şeyler. Ne yazacağız? Mesela buraya da 2020 güz diyelim mesela. Derleyelim. Gördüğünüz gibi burada da 2020 güz yazıyor şimdi. Yine üst tarafta sağ kısma yine kendi istediğinizi yazabilirsiniz. O da R-Hat'le. Ne diyelim? Online yazalım mesela. Hani section isimleri yazmasın da kendi yazdığımız şey yazsın diyelim. O zaman da bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi her sayfada sayfanın üst kısımlarına bizim dediğimiz şeyler yazdı. Bunların ortaya da yazılması mümkün. O zaman ne diyelim? Şöyle C-head derseniz mesela S2 yazalım buraya da. Derleyelim. Gördüğünüz gibi ortaya da S2 yazdı. Her sayfada ortaya S2 yazıyor. İşte sağa sola da bizim istediğimiz, içeri yazdığımız neyse onları yazıyor. Bu şekilde yani aşağıda footer'a da yazabilirsiniz. Yani cfoot da yapabilirsiniz. cfoot yazınca ne oluyor bakalım. cfoot. Çünkü ortada orada şimdi şeyler var. Sayfa numaraları var. Orada ne yapacak? Onu merak ediyorum. Buraya da deneme diyelim. Evet, sayfa numaraları gitti. Gördüğünüz gibi. Hepsini bir arada kullanınca onun yerine bizim yazdığımız şeyi yazdı. Dolayısıyla yani ortaya da yazılabilir ama bir yerlerde sayfa numarasını kullanmak gerek. Onu kaldıralım onun için şu anda işimize yaramıyor. Yani görsel olarak ne olduğunu görmek açısından oraya da bir şeyler yazmış oldum. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Şöyle mesela metinde dipnot verebilirsiniz. Şimdi hani burada metin kapalı halde olduğu için sonuna ekleme yapacak ama kendi yazdığınız metin içinde de aynı şekilde kullanmanız mümkün. Mesela şuraya footnote
dediğinizde bu içeri yazdığınız metni aşağıda dipnot olarak verir. Şimdi FunSeader kullandığımız için aşağılar dolu ama bakalım footnotları nasıl koyacak deneyelim. Mesela bu bir açıklama notudur falan gibi bir şey yazayım buraya. Derleyelim. Bakalım. Ha, gördüğünüz gibi şurada yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi şurada paragrafın sonunda şuraya bir numara attı, sayı attı. Biraz daha büyüteyim. Burada 1 ile numaralandırdı ve aşağıya da işte bu bir açıklama notudur diye metni, yani footnotu, o işte dipnotun ne olduğunu yazdı. Mesela bir sonraki şeyin sonuna da yapalım. Şöyle aynısından farklı footnot, bu da başka bir not. Şöyle derledik. Şimdi uzaklaşalım biraz. Bu birinci sayfaydı. Gördüğünüz gibi öbür paragrafın sonunda attığım dipnot attığım yere de yine numara vermiş. Bakalım. Ve aşağıda da açıklamayı söylüyor. Bu da başka bir not diye. Şimdi dikkat ederseniz burada bir de 3 nokta yerine L dot kullandım. Yani normalde 3 nokta arka arkaya değil de basma şeklinde böyle L dot kullanılır. Yani şöyle yaptığımızda bunu yüzde içine almayayım. Şöyle sileyim bunu. Bir de böyle deneyelim. Yani bu değil de L dot kullanılıyor. Üç nokta yerine. Bu da bu şekilde oluyor. Bundan başka şeylerden bahsedebiliriz mesela. Biraz uzağa gideyim yine. Şöyle. Yani belli boşluklara ihtiyacımız olabilir metin içinde. Bunu normalde çok tavsiye etmiyorum ama yani bazen gerekiyor. Hani öyle aklınıza gelen her yerde metni biçimlendirme anlamında kullanmayın. Ama yani ola ki gerekirse kullanabileceğiniz şeyler bu komutlarda. Şöyle şeyler var. Mesela şimdi buradaki footnote'u kaldırayım. En sondaki footnote'u. Şuraya mesela hfil diyorum. Ve buradan sonra da bir şey yazıyorum. Ne diyeyim? Koyu renkli yazayım. Not diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Derleyeyim. Ha, V fil diyecektim, pardon. Ha, yani H fili de görmüş oldum. H fil ne yapıyor? Gördüğünüz gibi arada, yani şeyi, yazdığınız şeyi dibe atıyor. Yani bunu alt satıra indirir. Yeni paragrafta yaparsanız bakalım ne olacak? Böyle bir şey olacak. Mesela
Yani bunu flashlight'la da yapabilirsiniz ama bu da ola ki gerekebilir. Böyle bir şey. Yani isminizi yazmak istediniz diyelim imza için. Mesela böyle bir şey yapabilirsiniz. Ve V filde kullanabilirsiniz. V de vertical. Yani o da düşey anlamda aynı şeyi yapıyor. Yani düşey olarak en alta atıyor. Yani H fil yatay olarak en alta atarken V fil nedir? Düşey olarak en aşağıya atıyor metni. Ya da bunun dışında H space, V space kullanabilirsiniz. Onlar da şu şekilde. Mesela V space 2 santim diyelim. Bu da o son metinden aşağıda 2 santim boşluk bıraktıktan sonra yaz gibi. H space yaparsak bu da satır başı yapacak aslında. Satır başından şeyi anlamadı. Şu yanlış yazmışım. H space. Gördüğünüz gibi satır başı yaptı. Satır başının üstüne 2 santim daha boşluk verdi. Satır içinde yaparsanız satır içinde de çalışır. Gördüğünüz gibi buradan 2 santim boşluk verdi. İleride başladı. Ama dediğim gibi bunlar çok hani metini biçimlendirmek için kullanmanızı tavsiye ettiğim şeyler değil. Gördüğünüz gibi zaten düzgün yazdığınız zaman her şeyi bütün bir metni kontrol etmek mümkün. Ama ola ki bazı yerlerde gerekli özel olarak kullanmanız onun için de kullanılabilecek şeyler ya da paragraf içinde alt satıra inmek istediğiniz o zaman şimdi şöyle, az önceki konuşmayı burada kullanmış olalım. Mesela 5 diyeyim. Sonra lipsum 6 diyeyim. Aslında burada daha söyleyeceğim şey de var. Unutmadan onu da söyleyeyim sonra. Gördüğünüz gibi burada tek paragraf görünüyor. Neden? Şu lipsamlar arka arkaya. Yani şurada bir enter daha verirsem o zaman nedir? O zaman paragraf ayrılacak bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani bu arada şöyle şu lipsamları arka arkaya yazarsam bu durumda bunların ikisini tek paragraf gibi görüyor. Yani iki metni arka arkaya ekliyor. Dolayısıyla elimize bir paragraf çıkıyor. O paragrafın da başlangıç şeyi gördüğünüz gibi şeyli değil. Ne derler ona? Indent vermemiş gördüğünüz gibi. Paragraf başını vermemiş. Onun içinde şöyle bir şey var. Indent first. Use package indent first var. Şimdi kullanmadım onu. Kullanmadan önce bir bakalım isterseniz. Dikkat ederseniz nedir? Burada şimdi şunu da kaldırayım. Bir dakika. Flash left'i de kaldırayım buradan. Orada da çünkü aynı şey var. Onu da görün. Derleyeyim. Ha, düzeldi. Ha, çünkü neden? Flash left'i kullandı. Indent first'u kullandı. Şimdi şunu kapatayım bir. Derleyelim. Normalde böyle section'lar kullandığınızda dikkat ederseniz ilk paragraflarda
satır başı içeriden başlamıyor. Direkt baştan başlıyor. Bu yeni paragraf olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında orası bir paragraf. Ama şu tarafta da şunu açayım. Bir daha derleyeyim. Gördüğünüz gibi birinci paragrafı bir section'da doğrudan hizadan başlatıyor. İçeri almıyor. Satır başı yapmıyor. Ama sonraki satır başlarını yapıyor. Bundan böyle yani olmasını istemiyorsanız onun için şurada yazdığı indent first diye bir paket var. O paketi kullanırsanız derlediğinizde ilk paragraflarda her zaman şey yapacak. Yine boşluğunu verecek uygun şekilde. Dolayısıyla bu ilk şeylerde, ilk paragraflarda da yine standart o boşluğun verilmesini istiyorsanız indent first paketini kullanıyorsunuz. Şimdi ben ne diyordum? Evet, şu lipsum 5-6'yı bir araya getirdik. Bir önceki paragrafla birleştirdik. Şimdi bu 5 ile 6 tek paragrafmış gibi. Neden? Arada bir işlem yapmak istiyorum. Onu göstermek için yaptım bunu. Şimdi burada new page gibi new line derseniz derleyelim. Gördüğünüz gibi o lipsum 5'in bittiği yerde satırı kesti. Paragraf başı yapmadı yalnız. Sadece yeni satıra geçti. Yeni satır yaptı. Dolayısıyla bu şekilde new line yapılabilir. Ya da h break yani line break de yapabilirsiniz. Line break'te de ne yapıyor? Yine aynı şekilde o kelimeden kesiyor ama bu sefer yayıyor şeyi. Şimdi burada iki kelime kaldığı için o iki kelimeyi yaydı. Hoş olmadı yani görüntüsü çok. Ama yani neredeyse şeyse kullanılabilecek bir şey. Yani satır neredeyse doluysa kelimelerle ne olduğu hissedilmeyecek kadar şey yapıyor. Yani sonda sola yaslı kalma hissini bırakmak için line break de yapılabilir. Ya da aynı şeyi page'te de yapmak mümkün. Page break. Page break'te de bu sefer sayfayı kesiyor. Yani bunu derlediğimizde burada ne oldu? Gördüğünüz gibi Lipsum 5'ten sonra gelen şeyde sayfayı kesti direkt. Bir sonraki sayfaya geçti. Ama dikkat ederseniz paragraf başı falan yapmıyor. Çünkü yeni paragraf gibi görmüyor onu. Yani sadece kesmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlar hani normalde kullanması çok hoş olan şeyler değil. Metnin genel şeyini bozuyor. Ahengini bozuyor diyeyim. Dolayısıyla böyle hani çok sıkışmadıkça genel biçimlendirmede sık sık kullanacağınız şeyler olmamalı. Komutlar olmamalı bunlar. Yani ola ki bir yerde gerekti, çok gerekti. O zaman anca kullanmanız tavsiye edilir. Yoksa kullanmayın. Ama bilin tabii ki. Evet, buraya kadar anlamadığınız, sormak istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Hocam bu kodlara ulaşabileceğimiz bir yer var mı? Kodlar derken, yani şimdi genelde Yani bu LaTeX kitaplarında bu kodların hepsi var. Ama mesela burada da yazarken zaten o kod çıkıyor. Yani mesela page break yazmaya başlıyorum. Gördüğün gibi clear page diye bir şey var. New page var. Page style var.
Use package var, page numbering var vesaire. Aşağıda da bir sürü page ile ilgili şey çıkıyor. Ama birazcık da şey meselesi, yani alışkanlık meselesi. Kullandıkça artık bunlar yavaş yavaş yerine oturacak. Yani komodu 3 aşağı 5 yukarı bileceksin. İşte şöyle bir şeydi derken, yazarken zaten bulunuyor. Ve internette de her yerde olduğu için, şimdi LaTeX açık bir program olduğu için herkese, kitapları da aynı şekilde, tüm komutların olduğu kitaplar çok sayıda. Onların hepsinde bulabilirsiniz bu komutları. Var mı başka sormak istediğiniz? Tabii Sen şimdi ben ödevi nasıl göndereceğimi bulamadım bir de. ya onu Notepad'den göndereceksin. Notepad Word'de not defteri var ya. Word'de not defterinde yapıştırdığında onu TXT olarak kaydet desen oluyor. Yani şurada bilmiyorum, benim ekranım görünüyor mu şimdi? Görünmüyor tabii. Sadece uygulamayı paylaşıyorum. Olmadı, şu kaydı durdurayım. Yani soracağınız başka şeyler için derse devam edeceğiz ama kaydı durdurayım şimdilik. Öbür derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.